Sorusu bir ayrıtı 4 birim olan küp şeklindeki bir tahtanın üst sağ kısmından taban yarıçapı 2 birim olan çeyrek silindir şeklinde bir parça çıkarılıyormuş. Buna göre başlangıçtaki küpün yüzey alanı kalan parçanın yüzey alanından kaç birim kare fazladır denmiş. Şimdi baktığımız zaman ne gidiyor ne geliyor anlamında. Şimdi kestikten sonra şu aslında öndeki çeyrek daire kaybımız oluyor. Arkadaki çeyrek daire. Üstteki dikdörtgensel bölge, şu mavi bölge ve öndeki mavi bölge. Yani dört tane parça kaybımız var. Önce onları bir oluşturalım. Burası 4, burası 2 oldu, şurası 2, burası 4 olduğuna göre bunun bir tanesi 8 birim kare. Bu da 8. Dairenin alanı pi kare, pi çarpı 2'nin karesi 4 pi. 4'e bölünce de pi çeyrekler. Yani burası pi yapıyor. Artı 150 pi. Toplamda buradan 8, 8 pi pi. 16 artı 2 pi bir kaybımız var. Bu kadar bir eksilme söz konusu. Eksi yani. Peki nasıl bir kazanç var? Şu sarı ile boyanmış olan yani yanal alanın 4'te 1'i kalıyor. Sarı yüzey alanı dediğimiz kısım. Yüzey yanal alan taban çevre çarpı yükseklik 2 pi rh'tı. Bunu da 4'e böleceğiz çünkü çeyrek silindirin yüzey yanal alanına. Buna göre silindirin yüksekliği 4 oluyor şurası. Yarıçapı da 2. O zaman 2 çarpı pi çarpı yarıçap 2 yükseklik 4 bölü 4. 4 dergilerin 4 pi bir kazanç var. Artı. O zaman 4 pi'den de 16 artı 2 pi çıkarırsak ne dedik? 4 pi'den çıkarırsak eksi 16 eksi ama pardon ters oldu özür dilerim. Başlangıca böyle diyor. Şu kadar bir kaybımız var. Bu kadar kazancımız var. O zaman kayıptan kazanç çıkartacağız çünkü daha fazlamış. 16 artı 2 pi'den şu eksisiyle kafa karıştırmasın. 16 artı 2 pi daha önceki ama şu bulunan şimdi bulunmayan yüzey. Bundan 4 pi çıkartacağız ki ne kadar şeyimiz var, kaybımız var ya da ilk başta ne kadar fazlaydı. Buna göre 16 eksi 2 pi oluyor sonuç. Yani Adana oluyor. ABC'de bir dikdörtgen DC 12 pi, BC 10. Şekil dikdörtgen biçiminde karton AD ve BC kenarları çakıştırılarak AD ve BC evet. Bir dik silindir yapılacak. Tamam. Yani şu nokta buraya gelecek, kıvrılıp bu da buraya gelecek. Kısacası bu yanal alan oluşturacak. Yanal alan oluşturacak. Yanal alan dediğiniz zaman taban çevresi yani AB taban çevresi oluyor ya da DC 12 pi. 12 pi taban çevresi dersek yani 2 pi r dersek taban yarıçapının 6 olması gerekiyor. Tabandaki dairenin yarıçapı 6 olmak zorunda. Hacim eğri silindirde V eşittir. Taban alanı çarpı yükseklik. R 6 karesi olsa yükseklik zaten 10 verilmiş. 360 pi olarak silindirin hacmini bulursunuz. Tabanı 45 derecelik daire dilim olan şekildeki üçgen peynirde AB 2 yani yükseklik 2 AE 8 yani yarıçap oluyor aslında. Daire dilim ise burası merkez. Şurası yarıçap o zaman. D eşittir 8. Yanal alanı kaç birimdir demiş.
yanan alan dedi. Şuradaki dikdörtgenle arkada dikdörtgen var. Gözüküyor. Bir de şuradaki silindirin yanal alana gibi olan kısım şurası. Bir de arkada var biliyorsunuz dikdörtgen işte. Yani biz iki dikdörtgenle şu eğri olan yüzey alanını saptayacağız. Çizmek biraz zor oldu ama çizdiğim biraz sizin için. Hadi güzel gözükmedi bu. Neyse. Şimdi anladınız herhalde kabataslak. Şimdi bu yüzey alanı şuradaki daha doğrusu şunu nasıl hesaplayacağız onu söyleyeceğim. Şimdi bir kere silindirin bir yanal alan hesapladım. Şu mavi büyük silindirin yanal alan neydi? Taban çevre çarpı yükseklik 2 pi r h silindirin yanal alanı. 45 derecelik dediğine göre demek ki paylaştırmayı da ona göre yapacağız. Çemberin tamamı 360 derece olduğunu ve paylaştırmayı şöyle orantı kurabiliriz. 45 bölü 360. Yani 360'da 45 derecelik bir oran sahip. Aynı daire biliminde olduğu gibi. Burada silindir olarak düşün. Yani sabitleyince 1 bölü 8. 8'de 1'i oluyor yani. Çünkü 45 360'ı 8'de 1. O zaman 2 pi h'ı 8'e bölerek şu mavi bölgeyi bulabiliriz. Yarıçap 8 dediğine göre 8 koyarsak 2 pi çıkıyor o mavi bölge. Siyah olan şu kısımda arkada kalan kısım aynı zaten. Dikdörtgen. Burası yarıçap 8. 2 çarpı 8 bunun bir tanesi 16. 16 da arkada kalan yüzey. Toplam yanal alanını. Ha tamam burası doğru. Yanal alanı çünkü 2 tane dikdörtgen bir de burası. Bak 16 2 pi. Yani 32 artı 2 pi yanlış mı hesapladım acaba? Tabii şeyi çarpmamışım pardon. 2 pi ile h demiştik. H'ı çarpmamışım şurada. Düzelteyim şurada. Yani 2 pi yarıçap 8 dedik. H da var yükseklik 2. Onu almamışım ben. Çarpı 1 bölü 8 demiştik. Oradan 4 pi çıkıyor şimdi oldu. Mavi bölge 4 pi. 32 de bu. 32 artı 4 pi oluyor. Bu üçgen pi'nin yanal alanı 60 taban dahil değil tabii. Taban yarıçapları eşit olan şekildeki silindirlerin yükseklikleri 6 ve 8 birimdir. Bu silindirlerin büyüklüğünden tabanın merkez açısı alfa ve yüksekliği 8 olacak. 8 birim olan bir silindir dilimi kesilip çıkarılıyor. Kalan parça ile küçük silindir hacmi eşit olduğuna göre alfa kaçtır demiş. Kalan kısmı hacmiyle bu eşitmiş. Şimdi o zaman eşitleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şu birincine V1, ikinciye V2 dersek bütün olarak düşünüyorum. İkinci V1 taban alanı çarpı yükseklik pire kare yükseklik artı. V2 önce bütün olarak hesaplayıp V2'yi ona göre yapacağım. Pembe silindir kesilmeden önceki hacmi pi çarpı V kare çarpı 8'di. Kesildikten sonra kalan kalanı nasıl hesaplayacağım? Şöyle hesaplayacağım. Nasıl anlatacağım bilemedim ama. Şöyle yapalım. Daha rahat anlarız. Şu kesilmiş olan yani şu siyahla gösterdiğim silindir parçasının hacmi P
pi çarpı r kare çarpı 8'in kaçta kaçı denince alfa bölü 360'da çarparız. Bu giden kısım. Giden. Kalan kısım için ne yapacağım? O zaman pi çarpı r kare çarpı 8'den bunu çıkartacağım. Pi çarpı r kare çarpı 8 çarpı alfa bölü 360 çıkartacağız. Yani bu son kalanla şu birbirine eşitmiş. V1 ile V2 eşitmiş. Şimdi tekrar yazayım. Birincisi 6 pi r kareydi. V2'yi de şöyle yapalım isterseniz. 8 pi r kare parantezine alayım. 1 eksi, burada 1 kalır. Eksi alfa bölü 360 yapalım bu şekilde. Pi'ler gitti, r kareler gitti. 8'e bölünce 6 bölü 8, 3 bölü 4 yaptı. 3 bölü 4 eşittir 1 eksi alfa bölü 360'dan. 1'den kaç çıkmadı 3 bölü 4 kalır? 1 bölü 4. O zaman alfa bölü 360'ın 1 bölü 4 olması lazım. Yani alfa demek ki 90 dereceymiş. Cevap oldu. Yukarıdaki şekilde taban yarı çapı 10 birimde yüksekliği 4 olan burası 4 taban yarı çapı 10'muş. Boş bir silindir ile bu silindir içine yerleştirilen taban yarı çapı 5 burası 5 yüksekliği 20 olan tamamı suyla dolu bir silindir verilmiş. Dolu silindirin tabanına yakın bir noktadan bir delik açılırsa kaç birim kare su dışarıya taşar demiş. Önce şu suyun hacmini bir hesaplayalım. Taban yarıçap 5 yüksekliği 20. Pi kare h. Pi çarpı 5'in karesi çarpı 20. 25 kare 20. 500 pi birim küp su var. Peki bu delikten su boşalmaya başlayınca bir kere burası dolacak. Tabi burası dolacak derken boşlukla beraber demin anlatmıştım. Bu silindirin bir yani bu kısmına kadar tabi kalacak su. Yani bunun için komple boşalmayacak. Yani kısacası şu siyah silindiri komple hesaplarsak sadece boşluğu değil içindekinle beraber yani o zaman pi çarpı r kare onun karesi çarpı 4. 400 pi kadar su burada kalır. Bir kısmı boşlukta, boşluğu doldur. Bir kısmı da eski yerinde kalır. Geri 100 pi'lik bir fark var. O da ne yapacaktır? Dışarı taşacaktır o zaman. İkinci teste geçtik. Şekildeki dik silindirde AC 10 cm, BC 8 silindirin hacmini sormuşlar. A ile B'yi birleştirirsek zaten burada bir dik silindir dediği için zaten diklik oluşuyor. 6, 8, 10 üçgenine göre AB 6 yani yarıçap 3 olur. Hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklik. Silindirin taban yarıçap 3 karesi 9, yüksekliği 8, 72 pi olarak hacmini bulursunuz. Taban merkezleri O1 ve O2 noktaları olan şekildeki dik silindirin hacmi 40 pi'ymiş. Alanı 40 santimetre karemiş dikdörtgenin. Silindirin yüzey alanını sormuşlar. Şimdi şuraya h dersek dikdörtgenin kısa kenarı da 2r olur. Yüksekliği h olur. O zaman şu mavi bölgenin alanı 2rh ya da kaçmış? 40'mış. Buradan r ile h'in çarpımının 20 santimetre olduğunu buluruz bir kere. Silindirin hacmi de pi r kare h da 40 pi'ymiş. Buradan da r kare h'ın 40 olduğunu buluruz. Şimdi r kare h 40 r h da 20 olduğunu göre oranlarsak taraf tarafa h'lar gidiyor. R buradan 20 çıkıyor. Demek ki yarıçap 20'ymiş. Yarıçap 20. Yüzey alanımız neydi? 2 pi r h yanal alan artı 2 tane taban alanı düzenleyince 2 pi r parantezinde r artı h demiştik. Buna göre yarıçap 20
yarıçap yeri mi? Yükseklik mi? Bakalım. Real şeklimiş. H1 çıkıyor o zaman. Bir tane iki ters tip oldu ya. Bir daha bakayım ben şu işlemlere. 2RH 40 mıydı? Dörtgenin alanı. Evet. RH 20. O doğru. Pire kare H taban olan çarpı yükseklik 40 pi demiş. Pi'ler gitti. Yani burası 2 olacak. 20 yanmışım pardon. Yarıçap 2 oluyor. Nasıl 20 olduysa. Yarıçap 2. Düzelttim şimdi. Söyleyelim. 2 pi çarpı 2. 2 arttı. R çarpı H'da en üstte 40 bulmuştuk. 20 bulmuştuk. O zaman 10 oluyor H'da. 2 ile 2 4. 4 yani 48 pi çıkıyor bu işlemin sonucu. Yüzey alanımız toplam alay yani. Yukarıdaki şekilde bir dik silindirin açınımı verilmiştir. A, A üssü. Yani taban çevresi oluyor aynı zamanda. 10 pi'miş. AB yani senin yüksekliği 20. Hacmini sormuştum. İşte buraya 2 pi'ye dersek taban çevresine. Değerin 5 olduğu ortaya çıkıyor. 20 de h oluyor. O zaman hacim pi'ye kare h taban alanı çarpı yükseklik. Pi çarpı r'nin karesi 25. H da 20. 500 pi olarak sonucu buluyoruz. Dördüncü soru. Artı kenarları birbirine dik olan şekildeki AB 12 işte hepsi verilmiş. 8, 3, 3 verilmiş bunlar. AB doğrusu etrafında 360 derece döndürecekmişsiniz. AB etrafında. Biraz büyüteyim ben şekli. Yani dönme eksenimiz şu çizgi. O zaman bu şeklin bu çizgiye göre simetrini çizmeniz lazım rahat anlayabilmeniz için. Yerine koyabilirsin. Bunun için benim yaptığımı yapacağım. İşte 1, 2, 3, 4, 3. Şimdi alacaksınız bunları, bu tarafa götüreceksiniz. 1 yüzey olacağını biliyoruz çünkü dikdörtgene benzeri yapıp sonuçta bu. Şuradan bir yani kısacası solda bir küçük silindir, sağda bir küçük silindir, bir de ortada da büyük bir silindirik yüzey elde etmiş oluyorsunuz.
Burarsam daha murat almak bilmiyorum. Bir tane şöyle siyah silindir. Bir tane yeşil silindir. Bir tane de en büyük olan mor bir silindir elde etmiş olduk. Şöyle bir yapı işte. Şimdi soldaki küçük silindirin yarı çapı 3 taban yarı çapı yüksekliği ise şuradan şurası kaçtı? Şekil çizdemeyeceğim ama ne demiştik? EF 8 demişti. AB 12 demişti. AC ile ED 3 demiş. Yani bu küçük silindirlerin yarıçapları göremedim tam olarak ama burası 3 olduğuna göre, burası 3 olduğuna göre EF 8 tamam. 8, 3 ama işte şunlar aynı zaten onu bir anlayamadım. AC 3 tamam. Burası da 3, o da anladık. Yani aslında 3, 6. Yani büyüğün yarı çapının 6 olduğunu anladım. Burası 6. Siyahlarım yeşil. Şunun yarı çapı 6. Onu anladım. Bunun yarı çapı 3. Bu sağdaki de bununla eş mi? Onunla ilgili bir şey göremedim ben. Herhalde eş çünkü başlığı göremedim. Eğer bu da 3 ise şimdi küçük, büyük silindirden başlayalım. Büyük silindirin bir kere yüksekliği 8. Yani pi çarpı yarı çapı 6 yüksekliği 8 artı diğer iki silindirin yarı çapının aynı olduğunu düşünün. Başka bir şey yok. Yükseklikleri toplamını alacağım o zaman. Bunun toplam AB 12 olduğuna göre 8 çıkarsa 4. Yani iki tane küçük prizma silindiri taban tabana yapıştırınca yükseklikleri 4 oluyor. Yarı çapları 3. O zaman pi çarpı 3'ün kare çarpı 4 yaparak iki küçük silindiri birden yapışık olarak hesapladım. Çünkü yarı çapları tek tek belli değildi. 6'nın karesi 36. 36 çarpı 8. 8 kere 6 48 50 var. 4 24. 288 pi yapıyor büyük olan. Küçüklerin toplamı ise 36 pi yapıyor. 288 ile 36'yı toplarsanız 14, 50 vardır, 11, 12, 324 pi çıktı. Nedir? O ben mi gözden kaçırdım bilmiyorum. Şeye söylememiş tam olarak. Aslında söylemesi lazımdı. Şunlar aynı zaten. Çünkü bilinmezse farklı olursa olmaz. Diğer sorumuz. İç yarıçapı 2, dış yarıçapı 5 olan dik silindir boru uzunluğu girmiş. İsmi yüzey alanını soruyor. Ne demiştik bununla? Bir dışta iki yüzey alanı var. Yani dıştaki büyük silindir yüzey yanal alanı var. Şuradaki yanal alan var. Bunu hesaplayalım. Taban çevresi çarpı yükseklik. Büyüğün yarıçapı 5'ti. 2 pi r h yani 2 pi r uzunluk 20 yükseklik yani 20 oluyor. Çarparsak 200 pi yapıyor. Dış yüzey dış yanal alan. İçteki yüzey alanına yani iç yanal alan. İçtekinin yanal alanı aynı zamanda burada. Pi çarpı yarıçap 2 2 pi r h yapacağım. Yine alana gidiyor. 2 pi r 2 yükseklik yine 20. Bu da 4, 80 pi de bu yapıyor. İşte yanal alan. Bir de şöyle tabanda da simetrik gibi daire halkaları var. Bunlar iki tane. Bunlar da iki tane pi çarpı r kare
eksi pi çarpı küçüğün r karesi. Yani 2'nin karesi. O da 25 pi'den 4 pi çıkınca 21 pi, 2 katı 42 pi de bunun 2 tane taban alanı yapıyor. Halka şeklinde var. Toplamda 280 322 mi oluyor galiba? Evet, 322 pi oluyor sonuç. Son bir soruda bunu yapalım. Taban merkezleri O ve K olan yarıçapı 5 ve yüksekliği 12 olan dik silindirin bir kısmı kesip çıkarılıyor. Bu cismin hacmi 200 pi'ymiş. Harika, kaç derece? Demin de bunu benzer yapmıştık. Hacim demiş. Şimdi kesilmeden önceki hacmimiz ne olacak? Pi çarpı r kare çarpı 10. Peki bu kesilmeden önceki hacim. Bunu alfa bölü 360 ile çarparsak kesilip atılan kısmın hacmi olur. O zaman toplam hacimden, yani pi çarpı 5'in karesi çarpı 12'den bunu çıkarırsak bize 200 pi vermeli. Şimdi 5'in karesi 25. 25 çarpı 12 300. 300 pi bu. 300 pi parantezine de alırsak 1 oluyor. Şurada 1 kalıyor. Eksi, burada da burası 300. Alfa bölü 360 oluyor. Bu da 200 pi verecekmiş. 200 pi eşit olacakmış. Pi'ler gitti, sıfırlar gitti. Yani dağıttığımız zaman şöyle, ya da dağıtmayalım, karşıya bölelim. 2'yi 3'e bölmüş olacağız. 1 eksi alfa bölü 360 eşittir 2 bölü 3 olacak. O zaman alfa bölü 360 1 bölü 3 olması lazım. Alfa'yı da 360'a bölünce 1 bölü 3 çıkması lazım. Açının ne olması lazım? 120 olması gerekiyor o zaman. Diye biliriz arkadaşlar burada.